Podcast'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Altın derslerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süre yoktuk arkadaşlar. Ürün işlemekle, ürün analizleriyle uğraşıyorduk. Bayağı arkadaşlar yüklü ürünlerle boğuştuğumuz için anca video çekimlerine vakit bulabildik. Şimdi bugün sizlere arkadaşlar anakartların üzerinde bulunan ve diğer hurda kartlarda bulunan BGA çiplerden bahsedeceğiz. Bu BGA çiplerin farklılıklarını söyleyeceğiz size. Şöyle söyleyeyim. Önce şöyle bir göstereyim. Anakart elimizdeki görmüş olduğunuz gibi işte BGA çiplerimiz var. Bu BGA çiplerin arasında arkadaşlar farklılık vardır. Bunları unutmayalım. Biri metallidir, biri metalsizdir arkadaşlar. Şimdi anakartların BGA'ların oranları diğer çiplere göre daha yoğun altın içerir. Şöyle göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi. Bu BGA çipleri arkadaşlar kilo bazında bulamazsınız. Yani hurdacılar bunları kilo bazında sizlere satmazlar. Ancak bizler gibi işi bilen insanlar bunları elde etmek için güzel, yani oranlarını bildiğimiz için fiyatlarını bizler de verebiliriz. Sizler bunları anakart alaraktan temin edeceksiniz. Ve anakartın diğer aksamlarını da işleyeceksiniz arkadaşlar. Sadece çipiyle olmaz. Anakartın bütününü işlediğimiz zaman bize zaten güzel bir geri dönüş sağlıyor. Ben sadece çiplerini işleyeyim derseniz o şekilde olmaz. Diğer metal aksamı da, yani altın kaplamalı kısımlarını da işlemek zorundasınız. Bizim daha önceki eğitim verdiğimiz arkadaşlarımızdan bunlarda başarılı olan bayağı insan var ve şu anda arkadaşlarımız bunların tamamını çok kolay bir şekilde işleyebiliyorlar. Ya siz de başlayacaksanız bu işi anakart üzerinden başlayın. Çünkü bütün ürünleri anakartta bulabilirsiniz. Şimdi sizlere BGA çipin farklılığından bahsedelim. Evet arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz BGA çip gördüğünüz gibi komple plastik aksamlı. Fakat diğer BGA çipimiz metal aksamlı. Bu plastik aksamlı olan çipimiz diğer metalli olana göre daha fazla altın oran içerir. Yine elimdeki, şöyle göstereyim size, tek BJ ile bir Çin kartımız arkadaşlar. Alırken anakart olarak alıyorsunuz. Anakart derseniz çift BJ'li kart verirler size. Ben Çin kartı almak istiyorum derseniz Çin kartı verirler. Şimdi BGA çiplerimizi arkadaşlar cam beherimize dolduruyoruz. Biz bunu neyle işleyeceğiz? Zemzemin asit, yani diğer namıyla sülfürik asitle. Tabii ki bunu yaparken arkadaşlar çok dikkatli oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz asitler tehlikelidir. Gözlüğünüzü, eldiveninizi muhakkak kullanın ve açık alanda yapın. Biz size göstermek amaçlı şu anda kendi stüdyomuzda yapıyoruz. Siz bunu açık alanda ve dikkatli bir şekilde yapın. Ve kesinlikle su ile temas ettirmiyoruz. Şimdilik alalım biz çiplerimizi. Evet, şimdi cam beherimize dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, BGA'larımızı doldurduk. Şimdi bunu üzerine sıvımızı boşaltıyoruz. Nerede bizim sıvımız? Daha önce doldurmuş olduğumuz. Evet. Tabii ki önce gözlüğümüzü takıyoruz. Güvenlik önleminizi alın yaparken. Ne olur ne olmaz. Evet, yavaş bir şekilde boşaltıyoruz. Şimdilik asitimizi koyduk ve şimdilik bunu arkadaşlar kaynatıyoruz. Yani kaynama seviyesine gelecek ve bir 10 dakika kaynatmamız gerekiyor.
Evet arkadaşlar, sülfürik asit işlemimiz bitti. Yıkamasını yaptık ürünümüzün ve ürünümüz kral suyu için hazır hale geldi. Şöyle gösterelim size. Görmüş olduğunuz gibi altın ürünümüz. Yani altın ipler arkadaşlar. BGA çiplerde bulunan saf altın iplerimiz, tellerimiz. Görmüş olduğunuz gibi saf altın ürünümüz arkadaşlar. Şimdi bunu kral suyu yöntemiyle eritiyoruz ve toprak haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi saf altın ürünümüz. Şimdi bunun bir parçasını sizler için yapalım. Şöyle bakın, kopuyor. Gördüğünüz gibi atalım hemen cam beherimize. Bu ürünümüzü de ayıralım, kalsın. Altında işimiz yok şu anlık. Evet, şimdi bu ürünümüze arkadaşlar kral suyu uygulaması yaparaktan bunu toprak haline çeviriyoruz. Kral suyu neydi? Yine söylüyorum, 300 milim hidroklorik asit, 100 milim nitrit asit yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gözlüklerimizi, güvenlik önlemimizi alıyoruz asitleri kullanırken. Muhakkak kullanın. Arkadaşlar ne olur ne olmaz dikkat edelim. Kimyasal madde neticede. Elimize değse bir şey olmaz. Fakat işte göz ve çevremize değerse bir tahrişte bulunabilir. Evet, yavaş bir şekilde asitimizi boşaltıyoruz. Evet, yeterli. Bakalım kaç milim yaptık. Evet, 300 milim yapmışız. Evet, 100 milimde arkadaşlar nitrik asit koyuyoruz. Yani diğer adıyla kezza. Evet, bu da yeterli. Şimdi arkadaşlar ocağımızın üzerine koyup 15 dakika kaynatıyoruz. Kaynama işlemi bittikten sonra süzme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, kaynatma işlemimizi yaptık. Kral suyumuzu hazırladık çökertmek için. Şimdi çökertmeden önce arkadaşlar teknik üre kullanıyoruz. Ne kadar kullanıyoruz? Az bir şey atsak bir kaşık ya da asitin tepkimesine göre arkadaşlar. Böyle atıyoruz. Birazcık daha atalım. Evet, sanırım yeterli gelir. Arkadaşlar normal üre değil, bir üre, teknik üre kullanacaksınız. Evet, birazcık karıştıralım bakalım. Erisin üremiz. Asit zaten nötralize olduğu için arkadaşlar ürede tepkime vermiyor. Yani ürünümüz rahat bir şekilde çökecek. Evet, üremiz eridi arkadaşlar. Şimdilik ne ile çökertiyoruz? Hidrazin hidrat ile çökertme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, çökertme işlemimizi hidrazin hidrat ile yapıyoruz arkadaşlar. BGA çiplerdeki saf altın telini kral suyu yöntemiyle erittik. Kral suyunu hazır hale getirdik ve şimdi çökertme işlemimizi yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hemen kahverengi oldu ve karıştırıyoruz. Evet, çökertme işlemimizi yaptık. Yaklaşık 5 saat arkadaşlar bekleyeceğiz ürünümüz dibine otursun diye. Yani altın geç çöker. O yüzden beklememiz gerekiyor. Bekleme işlemi bittikten sonra ürünümüz toprak halinde, kahverengi toprak halinde dibine çökecek. Bunu da sıcak su ile yıkayarak madenimizi asitten arındıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünümüz çökmeye başladı. Biz yani 5-6 saat beklemiyoruz. Sizler bekleyin. Yani şu sıvının rengi tamamen şeffaf oluncaya kadar bekleyin. Yani 5 saat ya da 6 saat arkadaşlar. Şimdi bunun süzme işlemini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Diğer boş bir beherimize yavaş bir şekilde süzmesini yapıyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi yıkamamızı yaptık ve şimdi kurutma işlemimizi yapıyoruz. Ocağımızın üzerinde 5 dakikada toprağımızı kurutacağız arkadaşlar. Kurutma işlemi bittikten sonra potamıza koyup eritme işlemini gerçekleştireceğiz.